Zeki Hanım, öncelikle buraya geldiğiniz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Sizleri görmek bir ayrıcalık oluyor. Erzurum günlerini siz değerlendirir misiniz? Çok teşekkür ederim. Ben de geldiğim için çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Güzel bir organizasyon, nezih bir organizasyon. Çok güzel insanlar var. Hem hazırlayan insanlar hem gelen katılımcılar. Ve yıllardır görmediğimiz insanlarla bir araya geliyoruz. Pandemiden dolayı çok uzaklaştık birbirimizden. O yüzden ben çok mutluyum. Allah hepinizden razı olsun. Ne güzel ki böyle bir günler hazırlıyorsunuz da. Büyük şehirlerde birbirine uzak kalan kişiler bile buralarda toplanıp birbirini görüp hasret gideriyorlar. Allah razı olsun. Evet, başka bu günlerle ilgili başka eksikler, daha olması gerekenler gibi düşünceleriniz var mı? Yani şöyle, olması gerekenler bizim elbette ki cağ kebabı olsun, kadayıf dolması olsun bizim olmaz olmazlarımız yani her zaman için bu tip yerlerde. Fakat ben şöyle başkanımıza da diyeceğim, başkan beye arzu ederdim ki bir Erzurum mutfağı bulunsun. Atıyorum orada ne var yani, çok güzel bir kartol pancarı pişirirdik, bir dut çullaması pişirirdik, turşu pancarı pişirirdik, şalgamdan yaptığımız çortutu turşusunu, yani buna çok pahalıya mal olan şeyler de değil. Bunu teklif edeceğim. İnşallah bir daha nasip olursa bir Erzurum mutfağı köşesi yapalım. Bir haşıl pişirirdik. Yani onu hatta düşündüm, bende haşıl var, acaba haşıl götüreyim mi diye. Sonra öyle bir mutfak olmadığını şey yapınca getirmedim. Yoksa ben yapmaya da talibim. Arkadaşlarım da koşa koşa gelirler. Yani sıkıntı yok. Onun için bu tür toplantılara sadece iki çeşit yemeğimizi, sadece bir ispir kırmızı fasulyemizi değil, bütün yemeklerimizi insanlar minicik minicik şeylerle tatsınlar böyle. Evet, evet. Aslında Osman Nuri Toraman Bey dedi ki biz oradan bir mutfak getirmek istedik de dedi. Öyle bir projesi vardı ama. Yani bunu kimseye yüklemeye de yok, belediyeler gelsin getirsin, valilik gelsin getirsin, kültür müdürlüğü gelsin getirsin. Hayır. Biz vatandaşlar da getiririz. Herkes elinde olan her şeyi getirir. Hiç kimse esirgemez. Bir mesela Nurettin Taşçı başkanımız vardır. Onun haberi olsa inanın şimdi bu o mutfağı kurdurur, ben de başına geçerim. Yani vatandaş yapar bunu. Bizim Erzurumlu kendini Erzurumlu hisseder. Herkes yapar bunu. İnanın biz de sağ olsunlar. Yani şu anda kaşınıyorum. Daha dün kaşın yedim, onu söylüyorum. Afiyet bal şeker olsun. Sağ olun. Yani bizim bizden sonraki nesil, bizden sonraki nesil dut çullamasını bilmezse, ekşili aşma yahnisini bilmezse, ekşili dolmayı bilmezse, çortutu pancarını bilmezse, çortutu turşusunu bilmezse bu bizim ayıbımız. O çocukların değil. Kesme aşını yani onun için bu bizim ayıbımız olur. Biz kültürümüzü geleceğe taşımak zorundayız. Biz adet töreleri, gelenek görenekleri olan bir milletiz. Avrupa'yı giyinebiliriz, problem yok. Ama Avrupalı değiliz. Bunu unutmamamız lazım. Biz Avrupalı değiliz. Türk Müslüman toplumunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Biz bunu unutmamamız lazım. Çok sağ olun Zeki. Ben teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah bir daha görüşmek üzere. İnşallah. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah var etsin sizi.